ben de sizi arar aramaz esmam nedir diye sordum. Eminim size herkes bunu soruyor. Allah'ın güzel isimleriyle dileyin gerçek olsun. Yine evet. Bu kitapta konuşuyorsunuz. Bir de Muhyiddin Arabi'nin ilmiyle esmanızı kolayca hesaplayın. Tarikatta yıllarca kendi esmasını öğrenmek için didinmesine gerek kalmadan, çünkü hız çağındayız, böyle bir yöntem bulduk. Sen kapalı esmanı açıyorsun. Aslında kapalı genlerini açıyorsun demektir. Zikir dediğimiz şey sadece motomot kelime tekrarı değiliz. Sen zikir yaparken Allah'ın bir ismini ve onun manasını ve onun güzergahını sen alarak o sınırlı alanda sonsuz olan bir yere gidiyorsun. Önce izleyicilerimize şunu göstereyim. Mutlaka bilenler vardır. Ben de sizi arar aramaz esmam nedir diye sordum. Eminim size herkes bunu soruyor. Evet. Esmaların Gizemi diye bir kitabınız var. Bir kitapta Allah'ın ipine sımsıkı sarılın. Evet. Allah'ın güzel isimleriyle dileyin gerçek olsun. Yine evet. Bu kitapta bahsediyorsunuz. Bir de Muhyiddin Arabi'nin ilmiyle esmanızı kolayca hesaplayın diye aslında evet. Paylaştınız da. Evet. Hani bu nasıl yapıldığını, esmanın nasıl bulunduğunu. Ama önce esmamızı nasıl bulacağımızı soracağım ama. Deniz Erten'le, o da çok kıymetli, işte Uyanış serisi 6 kitabı var, bir araştırmacı yazar. Esma konusunu konuştuğumuzda şöyle bir şey söylemişti hocam. Esma çekmek son derece tehlikelidir. Çünkü bu bir, o da İbnül Arabi çok çalışır, genç yaşlarından beri çok çalışırmış. Siz onun kaynaklarını ben şimdi söyleyince çok daha iyi bileceksiniz. Bu bir işletim sistemi ve esma da şu demişti. Hani hepimizin anlayacağı dilde. Bir bilgisayar tuşuna basıyorsun. İnsin diye o program. Şimdi evet. Sen o bilgisayar tuşuna basıyorsun da mesela sevgiyle ilgili sınırsız sevgi esmasını çekiyorsun. Elvedüt yanlış hatırlamıyorsam. Ama sen bilemezsin ki bu sana hayır mı getirecek, şer mi? Eşinin seni aldatmasıyla ama onu yine de karşılıksız sevmeyle sınanabilirsin. Evladının sevgisizliğiyle sınanabilirsin. Yani bilmeden bu alana girmek, esma çekmek son derece tehlikeli. Ben esma çekmeye cesaret edemem mesela demişti. Şimdi çok o günden bir korkum var. Siz ne dersiniz? Deniz Hanım çok doğru söylüyor o konuda. Yani rastgele esma zikri böyle sonuçlar verebilir. Şimdi ben Deniz Hanım'ın daha önce pek araştırmamıştım kitaplarını ve araştırdıktan sonra da ona ön yargıyla yaklaştığımı fark ettim. Ve yani o araştırmayı yaparken de acaba bir hatasını bulabilir miyim? Bir yerde bir açığı var mıdır falan diye böyle bu şekilde bu gözle incelemeye başladım ama incelemenin yarısına geldiğimde fark ettim ki çok sağlam bilgiler veren bir hanım. Ben kendisiyle tanışmadım ama ben onu tebrik ediyorum. Hiçbir şeyini bulamadım. Kendi yani bakış açımla herhangi bir hatasını bulamadım ve çok doğru konulara temas ediyor. Tebrik ediyorum ve teşekkür ediyorum ayrıca. Ama şöyle bir şey, buna açıklık getirelim. Şimdi bu esma zikri aslında geçmişte yani tekkelerde bir şeyh, güvendiğiniz bir şeyh, bu tekkelerde herkesin meşrebine göre, yeteneğine göre, mesela müzisyenler tekkesi vardı. Onun yanında baltacılar, kazmacılar, lağımcılar tekkesi vardı. Bunun sebebi şu, o şeyh o meslek grubundan, o hayatın içinden geldiği için onların dertlerini, sıkıntılarını bilen birisiydi. Yani dünyada nelerle karşılaşıyorlar zorluk olarak onları biliyordu ve o yoldan geçmiş, kendisini geliştirmiş bir kişiydi. Herkes kendisine uygun bir tekkeye giderdi ve orada o kişiyle sohbet ederek, zikir yaptırarak, onu rüyalarını anlattırarak yıllar içerisinde o kişiyi tanımaya çalışırdı şeyh ve ona yön verirdi. Adım adım ilerletirdi. Önce onun esmasını tespit ederdi. Yani buna teşhis diyoruz. Sonra onu tedavi edecek olan eksik esmalarını verirdi ama bu yıllar sürerdi. Bazen tabii bazen bir senede, iki senede olgunlaşanlar olur ama 20 senede, 30 senede de olgunlaşamayanlar da olurdu. Ama bu bir sistemdi. Şimdi bunu İbn Arabi kendi zamanında bile, zaman çok hızlandı diye anlatıyor. Bu 800 sene önce günümüzden. Ve orada kendisi bu Ebced hesaplarıyla çok ilgilenen bir alim İbn Arabi. Değişik sistemler üzerinde çalışmaları var.
Ben bunları inceledim, günümüze uyarlayabilir miyim diye. Burada daha kestirme bir yoldan, acaba nasıl bunu yapabiliriz? Tabii %100 olarak olmayabilir ama ben gördüğüm kadarıyla şimdiye kadar %99'un üzerinde isabetli olarak tespit edebiliyorum. Ebced hesabı dediğimiz sistem de şudur. Burada anlattınız mı hocam bu yöntemi? Burada anlattınız yöntem değil mi? Esmalar kitabında anlattım. Orada da anlattım. Yani Allah'ın ipine sarılında da var, esmalarda da var. Nasıl bir yöntemle bulunabilir? Tabii burada şöyle, insanlar daha kolayına kaçıyorlar. İnternetten kendi isimlerini ve annelerinin isimlerini bulmak için bakıyorlar orada evcet değerleri nedir diye. İnternette hatalar yapılmış. Doğru evcet değerleri çıkmıyor. Sebebi de şu, onu yazdım ben kitaplarımda da. Yani mesela isimlerin sonuna gelen, mesela Hanife isminde sonuna gelen bir H harfi var. Bizde Türkçe'de E sesi veren H harfi var. Bu bazı isimlerde T olarak hesaplanır. Bazılarında H olarak. H olarak hesaplanırsa 5 sayısıdır. T olarak hesaplanırsa 400 sayısıdır. Böyle ayrıcalıklar var. Ayrı şeyler var. Hesaplama teknikleri var. Şimdi birkaç tane böyle şey var. Arapçanın özelliğinden dolayı. Şimdi bunlara dikkat edilmeden internette isim listeleri ve yanındaki esma değerleri yayınlandığı için bir de esmalar listesiyle bunu tabii karşılaştıracaksınız. Orada da el midir, ya mıdır yoksa esmanın direkt kendi adı mıdır? Onlar da sayıda fark ettiriyor. Buralardan hatalar doğuyor. Burada normal yazılışını bilmek lazım isimlerin. Arapça kökenli veya Farsça kökenli isimlerin değişmez imlaları var. Onları bir lügat edinip oradan bakıp yazmak, hesaplamak daha doğru olur. Bunu yapamayanlar internete bakıyorlar. Orada hatalar oluşabiliyor. Şimdi bu Ebced hesabı şöyle bir şey. Osmanlı'da okuma yazma bilen herkesin bildiği bir şeydi bu ve günlük hayatta çok uygulaması var. Mesela ben Üsküdar'da yaşıyorum. Üsküdar'da 3. Ahmet Çeşmesi var. Kanuni Sultan Süleyman'ın kızı Mihrimah Sultan'ı yaptırmış olduğu bir caminin hemen önünde ve denize bakan yönünde bu Ebced hesabıyla o çeşmenin kimin tarafından yapıldığı ve oradaki o ibarenin kimin tarafından yazılıp hazırlandığı, o şiirsel anlatımın ve oradaki o şeyi anlayınca, Ebced hesabını çözünce o çeşmenin yapılış tarihini bize verir. Bu birçok yerde uygulanıyordu. Daha başka devlet kayıtlarında Ebced hesabı uygulanıyordu. Tarih düşürmede yeni bir olay olduğunda uygulanır. Tabii uygulamasının iki çeşidi var. Bir geçmişteki olayları belirtmek için uygulanır. Ama bazı özel alimler bunu zaman seyahati yapabilen, zaman yolculuğu yapabilen veya astral seyahat yapıp da geleceğe geçmişe gidebilen özel bazı alimler bunu cifirle birleştirerek, evet Müştak Baba, cifirle birleştirerek geleceğe ait olayları da bize bildirmek için şiirsel bir tarza döküp şifreleyerek bazı şiirlerinde kullanmıştır. Ben onları da araştırıyorum. Şimdi bu Ebced hesabı çok yaygın. Osmanlı'da ile çok yaygın. Ve bu esma hesaplamasında da kullanılıyor. Zaten esmaların zikirlerini de birçok alim esmaların Ebced değerlerine uygun sayıda zikredilmesini tavsiye ediyorlar etkili olabilmesi için. Bunun da önemi şu, sen saygı göstererek yaklaşmış oluyorsun. Yine plasebo'yu çalıştırmış oluyor bu. Yani mesela diyelim ki Ya Fettah esmasını 489 kere zikredersen etkili olur deniliyor. Bunun sebebi şu, sen burada büyük bir güven oluşturuyorsun. Ve buraya saygıyla yaklaşıyorsun. Bu sayıyı tutturmaya çalışıyorsun. Ona dikkat ediyorsun. Bu direkt olarak senin güvenini en üst seviyeye çıkartan ve istediğin işin oluşması için sana çok aşırı motivasyon veren bir sistem. Yani ona dikkat ettiğin için güveniyorsun ve olacağına da inanıyorsun. Ve bu da plasebo'yu çalıştıran bir sistemdir. Yani sayıların böyle bir şeyi var. Anahtar gibidir derler. O zaman ya esmamızı bulmak istiyoruz. Ne yapalım diye. Ha, Deniz Erten'e ben sorduğumda demişti ki bana bulup ne yapacaksın? Hani güzel, iyi güzel mi olur, kötü mü olur biliyor musun? Şimdi ama bunun bir hesabı var kolay yoldan anladığım kadarıyla değil mi? Şimdi siz işte mesela size danışanlara bunu plasebo'da da birkaç kez bahsetmişsiniz. Evet. Esma konusu var çünkü kadere tesir ediyor. İnsanlar kaderlerine yardım edebiliyorlar esmalarıyla. Değil mi anladığım kadarıyla? Evet. İşte başından beri anlattığınız şey. Peki o hesapta bir esma çıkıyor ve onu mu söylemek bizim hakikatimize ya da Allah'a yaklaşmamızı sağlıyor hocam?
Şöyle, orada biz kişiye özel bir yol takip ediyoruz. Mesela kişinin kendi ismi. Bu kendi ismi aslında bu sistem içerisinde 3 tane şey var, girdi var. Kendi ismi, anne ismi ve doğum tarihi. Kişinin kendi ismi babadan gelen etkiyi temsil ediyor. Çünkü insanların hangi cinsten olacağını tespit eden babadan gelen kromozomlardır. Yani XY oradan oluşuyor. Oradan Y kromozomu geliyor. Anneden XX geliyor. XY babadan geliyor ve çocuk kız mı olacak, erkek mi olacak? Buradan belirleniyor. Yani babadan gelen kromozom cinsiyeti belirliyor. Şimdi onun için biz buraya kişinin kendi ismini baba etkisiyle birlikte koyduk. Annenin etkisi direkt olarak anne isminden geliyor. Doğum tarihiyle kişinin doğduğu tarih ve kendi etkisi olarak giriyor. Bunu şunun için yapıyoruz. İnternette mesela var, kişinin adı Ayşe diyelim veya Fatma diyelim. O sadece Fatma isminin, o ismin evcet değerine bakmış ama Fatma'dan milyonlarca var. Yani dünyada şu an yaşayan Fatma birkaç milyon vardır, belki daha fazladır. Şimdi burada o kişiye özel bir şey olmuyor. O sadece bütün Fatmaların esması oluyor. Ama anne ismini koyduğumuz zaman şu anneden doğan Fatma olduğu için orada daha daraltmış oluyoruz. Bir de o kişinin doğduğu tarihi koyuyoruz. Orada da şu anneden doğan Fatma ve şu tarihte doğmuş. Dediğimiz zaman bu tamamen nokta atışı gibi bir şey oluyor. İşte %99'a kadar böyle bir hesaplama yöntemiyle bulmaya çalışıyoruz. Yani o kişiye özel bir esma alıyor ve buradan tabii birçok sonuç da çıkıyor. Anne ismi fazlaysa evcet değeri başka türlü bir yorum. Kendi ismi fazlaysa evcet değeri başka türlü bir yorum. Doğum tarihindeki bazı numaralar düşük şans kategorisinde mi, ortalama şansa mı, yüksek şansa mı ona göre yorumlar değişiyor. Tabii buradaki bütün bu yaptığımız şeyler şu. Kişinin yaklaşık olarak yani tarikatta yıllarca kendi esmasını öğrenmek için didinmesine gerek kalmadan çünkü hız çağındayız. Böyle bir yöntem bulduk. Aslında bunun daha zorlayıcı uzun bir yöntemi de var yine ama geçmişe göre yine kısa. Şöyle yapabilir kişi. Yani vakti varsa bunu herkes yapamaz. Vakti olan kişiler, boş zamanı olan kişiler yapabilir. 99 tane esmayı alır. İnternette var. Bunları 15'erli, 20'şerli gruplara böler. Der ki her gün ben bunu mesela sayısına uygun zikredeceğim. Ama şöyle bir tabela yapacağım kendime. Ben bundan çok hoşlandım. A, bu bana ortalama bir değer verdi. Hoşlanıp hoşlanmadığımı bilemiyorum. B, bu bana sıkıntı verdi. C. Şimdi bunu o sayıda zikrederken eğer kendi duygularını keşfedebilirse kendi içine yönelip de hoşlandığı esmaları, ortalama değerde olan esmaları ve hoşlanmadığı esmaları çıkartabilir. Bu şu demektir, hoşlandığı esmalar onda var ve yüksek değerlerde. Ortalama esmalar yine var, kullanabiliyor ama hoşlanmadığı esmalar onda yok. Bu kişinin yapacağı şey şu, hoşlanmadığı, ona zorluk veren, sıkıntı verdiğini zannettiği esmaları zikrederek onları hoşlanabildiği hale getirinceye kadar zikretmek. Bu şu demektir, sen kapalı esmanı açıyorsun. Aslında kapalı genlerini açıyorsun demektir. Bu biraz uzun bir yol. Bununla da gitse benim yaptığım hesaplamayla hemen hemen aynı şeye gelir. Yani hemen hemen aynı esmayı bulur. Ama daha uzun bir yoldur. Daha meşakkat. Böyle yapsa daha iyi olur. Zaten eski tekkelerde yapılan sistemde buna benziyordu. Yani kişinin zorlandığı konuların üzerine gidiliyordu. Nefsin zorlandığı şeylerin üzerine gitmek esastır burada. Sen nefsin neden hoşlanmıyorsa onu zorlayacaksın kendinle. Hoşlandığın şeyleri bir kenara bırakacaksın. Onlar da bilgi olarak var olacak. Ama hoşlanmadığın konular sende olmayan yetenekler demektir. Bunları açman gerekiyor. Peki bu zarar vermeye takıldım hocam. Ya yanlış esmayı çekiyorsak işte hayatımızı daha da perişan etmeyelim sonra. Yani hani izleyenler açısından söylüyorum. Bu şöyle oluyor işte biraz önce kek meselesinde anlattım. Fazla un var zaten evde. Ben de 5 kilo daha getirdiğim zaman evde un fazlalaşıyor. Bunu koyacak dolap lazım. Bozulmaması lazım. Bunun derdine düşüyoruz. Bu bizde bir şey yaratıyor. Esmalar da böyle. Fazla yüklendiğimiz zaman enerji santrali fazla attırabiliriz şartelleri. Deniz Hanım bunu çok iyi açıklıyor. Şöyle diyor. Bir sizinle yaptığı sohbette herhalde dinlemiştim. Yani sen ilkokul seviyesinde bile değilsin. Gidiyorsun üniversiteden ders almak istiyorsun. Bunu başaramazsın diyor. Çok doğru söylüyor orada. Yani onun için yani diğer dersleri ala ala ilkokul, ortaokul, lise ondan sonra üniversite derslerini almak lazım ki rastgele esma
çekmek buna benziyor. Yani sende var olan bir yeteneği aşırı olarak, abartılı olarak çoğaltırsan bunun seni hangi mecralara atacağını bilemezsin. Hayallerde görmeye başlarsın, halüsinasyonlarda görebilirsin veya olmadık hareketleri olmadık yerlerde yapabilirsin. Aşırı tepkiler verip öyle davranabilirsin. Birdenbire olduğun yerde gülmeye başlayıp sonra ağlamaya başlayabilirsin. Bunlar olabilir. Bunlar oradaki fazla voltajın tesirleri. Yani gereksiz kullanmamak lazım. Özellikle ben Celali grupta, yani kişisel esmalar Cemali gruptan da çıkabilir. Benim yaptığım hesaplamada Celali'den de çıkabilir. Celali çıkan esmaların içerisinde benim normal olarak bunu zikredin diyemeyeceğim bazı esmalar var. Ama onlar kişiye esma olarak çıkabiliyor. Ve onları da çok sınırlı sayıda, kişinin kendisini tanıması ve farkındalık oluşturması için diyorum ki sadece 21 gün yap ve bir senede bu bir kere olacak. Başka mesela ebced değeri daha düşük olan Cemali gruptaki esmalardan diyorum ki sen bunu 21 günlük turlar şeklinde senede 5 kere 6 kere yapabilirsin diyorum. Bunu zikretmekte zarar yok. Hatta ebced değeri düşük olan esmaların kontrolleri kolay gibi görünür. Hemen kontrol ettim zannedersiniz. Ama yeni bir olayla karşılaştığınızda bir bakarsınız ki kontrolde çok kolay elden kaçmış. Onun için onun üzerinde durmak gerekiyor bazı esmaların. Bazı esmaları da çok sınırlı sayıda sadece farkındalık oluşturması için zikredilebilir. Öyle tavsiyelerimiz oluyor. Şimdi bunları eğer Osmanlıca yazmayı biliyorsanız hem Allah'ın ipine sımsıkı sarılın kitabından Serhat Ahmet Tan'ın hem de esmaların gizim kitaplarından detaylarıyla okuyabilirsiniz. Evet. Programın süresi yetmez. Serhat Ahmet Tan'a da ulaşabilirsiniz. Yani bu bir doktorluk, reçetelik bir iş anladım. Böyle kendi kendimize hocam pek olacak gibi değil. Yani, biraz bilmek gerekiyor. Rastgele yapmamak lazım. Mutlaka yani kişi kendisini geliştirmek istiyorsa bunu kendi hayatı içerisinden de fark edebilir. Nelerde zorlanıyor? Hangi konularda zorlanıyor? Hangi konularda ona kolay geliyor? Zaten şudur, kişiye kolay gelen konular onda var olan yeteneklerdir ve sistem bir şekilde onu o şekilde yönlendirir. Yani sizde müzik yeteneği varsa siz müziğe eğilimli olursunuz ve başarılı da olabilirsiniz onu geliştirdiğiniz ölçüde. Ama burada işte müzik yeteneğinin gelişmesine acaba ne etki edecektir? Mesela müzik yeteneğinin yanında diyelim ki bunu tanıtmak için bir şeyler yapmanız gerekir. Burada musavvir esması size ihtiyacı olan bir esmadır. Yani siz çok iyi müzisyen olabilirsiniz ama kendinizi tanıtamadığınız için bu hiçbir işe yaramayabilir. Hiç kimseye ulaşmayabilir. Musavvir esması bunu tanıtmada size faydalı olabilir mesela. Veya burada bir aleme giriyorsunuz, bir müzik alemi. Burada bir sürü kurtlar var, şunlar var, bunlar var. Burada kendi hakkınızı kaybettirmemek için çok yumuşak başlılıkta işe yaramayabilir. Burada bir cabbar esması size ihtiyacınız olabilir. Hiç yoksa size çok yumuşak başlıysanız herkes yani sizden istifade eder ama size geri dönüşü olmayabilir. Bu gibi konularda yani kişinin var olmayan, var olan ama kapalı olan veya potansiyel halde olan yeteneklerini kişi kendisi fark edebiliyorsa onu zikredip geliştirebilir. Bu zikirler sadece kelime tekrarı şeklinde de olmayabilir. Kişi o konuda kendisini birçok kaynakları okuyarak veya pratik bazı yerlerde bulunarak çalışmalar yaparak da geliştirebilir. Bu da bir esma zikri sayılır. Yani buna da zikri hal diyoruz. Zikri kal dediğimiz sözle yapılan zikir. Zikri hal de başkadır. Dua da aynı şekilde. Yani haliyle yapılan dualar vardır. Sözle yapılan dualar vardır. Yani bu da önemli. Yani zikir dediğimiz şey sadece motomot kelime tekrarı değil. Zaten biz zikirlerde şunu söylüyoruz. Sen zikir yaparken buradaki bu kelimenin manasına mutlaka odaklan ve bunu kendi hayatın üzerinden düşün. Eğer yaşın küçükse, tecrüben yeterli değilse, kendi hayatın üzerinden düşünemeyeceksen çevrene bak. Bu kelimenin manasını olumlu veya olumsuz yaşayan kişilerin hayatları üzerinden düşün. Günlük meseleler düşünme o anda. Aklına gelen konular olabilir. Çarşıya gideyim, pazara gideyim, arkadaşıma telefon edeyim. Bunlar aklına gelebilir. Ama sen bunlarla da mücadele etme. Çünkü bunları aklından da silemezsin. Ama bunları aklın bir köşesinde dondurabilirsin, sıkıştırabilirsin.
O anda söylüyorum. Bu namazda da çok olur. Birçok çözemediğiniz konu hemen aklınıza gelir. Bunu işte bir yere sıkıştıracaksınız ve zikrettiğiniz kelime, mesela Fettah esmasını zikrediyorsunuz. Anahtar ne demektir? Anahtar açıcı ne demektir? Açan ne demektir? Bunun nasıl etkileri vardır? Aslında anahtar açar da kapatır da, mesela biz kilitlemek için de kullanıyoruz anahtarı. Şimdi anahtar el olmadan da bir işe yaramaz. Mesela parmağımızı kilide soksak açar mı? Açmaz. Yetenek anahtardadır. O kişi eğer anahtar esmasına sahipse ona bir el de gerekiyordur. Yani güç, kuvvet, ona sponsor olacak, destek verecek birisi de gerekiyordur. Ona bir de yol gösterecek. 100 tane oda var. Bunların birisinde hazine var. Sen şu odayı açarsan hazineyi bulursun diyecek bir kişi gerekiyordur ona. Çünkü anahtar bilemez hangi odada hazine olduğunu, ama açabilir. Peki açtıktan sonra ne oluyor? Açtı, içinde hazineyi buldu. O kişi güvenilmezse hazinenin hepsini alıp o kişiye vermeyebilir. Burada çok önemli bu. Bakın, bir anahtar esmasından neler çıkıyor. Şimdi bu kişi anahtar esmasına sahipse, zikrederken günlük başka meseleler yerine bunları düşünürse eğer, kendi hayatından ve çevresinden, işte bu bir odaklanmadır. Bu Allah'a yaklaşma demektir. Yani Allah'ın bir ismini ve onun manasını ve onun güzergahını sen alarak o sınırlı alanda sonsuz olan bir yere gidiyorsun. Bütün Allah isminde esmaların toplandığı bir yere gidiyorsun ve o güzergahta ilerliyorsun demektir. E bunu defalarca tekrarlarsan o sayıya uygun olarak ve bunu 20-21 gün süreyle yaparsan, ki bu süre insanın bilinçaltının kabul süresidir. Burada bir farkındalık oluşturabilirsin, bir ilerleme kaydedebilirsin. Yani böyle odaklanma olsun diye tavsiye ediyoruz biz zikir yapanlara.